yılın Cumhuriyeti sergisi Antalya'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. 7 Mayıs 1924 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarını işaretleyen sayılarından oluşan sergi Antalyalıların ilgisine sunuldu. Bu sergi çok zengin bir derliğe sahip olan Cumhuriyet Gazetesi arşivinden çıkartılmıştır ve 100 yıllara bulunduğu yerden bir gazeteyi kazıntılamaktadır. 100 yıllık bir sergiler. Bunun içerisinde acılar var, baskılar var, katliamlar var, hala da süren baskılar var. Ama 100 yıldır bu gazete ayakta ve ayakta olmaya da devam edecek. Sergiye belediye başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve yerel medyadan pek çok temsilci katıldı. Ne büyük bir mücadele verildi, ne büyük bir mücadele veriliyor. Sırf dünyanın doğusunda kalan bölgede, bizim kültürümüzde, bizim coğrafyamızda aydınlık bir Türkiye oluşturulabilmesi için ya da oluşabilen seviyenin korunabilmesi için, geliştirilebilmesi için insanlarımız yaşamlarını feda ediyor. Ama çok güçlü bir damar var. Bu da iyimser tarafı. Hani bizi yenemiyorlar, yıldıramıyorlar. Çok olumsuz gelişmelere rağmen Cumhuriyet aydınlanması, Atatürk ve takipçileri ayakta kalıyor. En güzel duygu bu. Gerçekten çok anlamlı ve zaman zaman bu tatlılığa bakmak gerektiğini düşündüm. Nerelerden geçmişiz, hangi bedeller ödenmiş ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bu süreçlere tanıklığı ve bu arşivi gerçekten çok önemli ülkemiz için. Cumhuriyet adı zaten bizim için son derece önemli bir şey. Ve bu ad aslında Atatürk tarafından bu gazeteye verilmiş olması da son derece önemli. Atatürk'ün yaratmaya çalıştığı şey aslında hem bu coğrafya için hem de evrensel ölçekte de son derece özgün bir aslında uygulama. Ve bunu toplum da benimsedi. Cumhuriyet Gazetesi de bunun aslında şahidi. Bu önemli bir bellek. Toplumların ayakta kalması için hafızalarını dinç tutmaları lazım. Burada bu sergiyle bu hatıraları tekrar, bu geçmişi tekrar hatırlattığı için Cumhuriyet Gazetesi'ne teşekkür ederim. Cumhuriyet sergisi Antalya'nın güzelliğini, özelliğini ve Cumhuriyet'e bağlılığını gösteriyor. Onun için emeği geçenleri kutluyorum. Vallahi bu Türkiye'nin hafızası. Cumhuriyet, Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri. Çok güzel bir sergi olmuş. Tabii ben de 50 yıldır bu meslekte olduğum için benim döneme ilişkin çok önemli sayfaları da burada gördüm. Çok etkilendim. Cumhuriyet'in ilanı bu coğrafya için, coğrafyanın kaderi için nasıl bir değişim sağlamışsa, Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye basın tarihine katılması da aynı etkiyi sağlamıştır diye düşünüyorum. Böyle bir Cumhuriyet Gazetesi'nin sergisinde olmak, eskiyi görmek, o yaşanılan güzel haberleri, kötü haberleri, her şeyi yaşanmışlıkları bir arada bulmak bize tabii ki heyecan veriyor. Türk basınında da Cumhuriyet Mektebi'nden geçen onlarca, yüzlerce gazeteci, aydın, yazar, çizer oluşmuştur. Önemli bir hafızadır Cumhuriyet'e. Bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı değerler hala ayakta kalabilmişse, hala aydınlanma devrimleri sürüyorsa Cumhuriyet Gazetesi'nin etkisi çok büyüktür diye düşünüyorum. Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarını, değerlerini koruyarak insanlara haberlerini ulaştırması ve bunu 100 yıl sonra bugün bu sergide görmek gerçekten beni de çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı. Dünya tarihinde 100 yılını bir düşünce okulu olarak kutlayan herhalde başka bir gazete yok. Çünkü burası bir okul, bir üniversite. Şu bölümden itibaren manşetlerin neredeyse tamamı benim bir şekilde ya bildiğim ya bir sürecin içinde olduğum olaylar. Kendi kişisel tarihimde gezinti yaptım. Sadece Cumhuriyet'in tarihinde değil. Eminim ki bunda da galiba bir tek ben değilimdir. Bu sergiyi gezen pek çok kişi benzer şeyler hissediyordur. Kendi kişisel tarihinde yaşıyordur. Örneğin susturamazlar manşetinde nerede olduğumu o anda ne yaptığımı bugün hala çok net hatırlıyorum.
Sergi 2 Kasım'a kadar gezilebilecek.